Kardeşler, niye düşünemiyoruz? Mekke-i Mükerreme'de Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın peygamberliğini açıklamasından sonra İslam'ı açığa çıkardıktan sonra biliyorsunuz fakir insanlar, köle insanlar, garip insanlar Allah Resulü'nün çevresinde toplandılar. Bilal-i Habeşiler vesaireler. Fakat Peygamberimiz iki insanın üzerine gözünü dikti. Dikkatle Efendimizin hayatını okumuşsanız göreceksiniz. İki insan. Hatta çok daraldığı zaman, sıkıştığı zaman, zorlandığı zaman yaptığı şu mübarek duayı hatırlıyoruz. Efendimiz dua buyurmuşlar. Ama ne zaman daraldı, sıkıştı, zorlandı, şu duayı Mekke'de yaptığı dualardan birisi budur. Allahümme e'izzel İslam'e bi ehadil umereyn. Aklınızda kalsın. Allahümme e'izzel İslam'e. Ya Rabbi İslam'a kuvvet ver. Bakın, e'izze, İslam'a izzet, İslam'a kuvvet, İslam'a güç ver diyor Peygamberimiz. Neyle? Bi ehadil umereyni, iki Ömer'den birisiyle İslam'a güç ver ya Rabbi. İki Ömer. Bilmiyorum merak ettiniz mi? İki Ömer dediği kimdir Peygamberimiz? İki Ömer'den birisiyle İslam'a kuvvet ver ya Rabbi diyor. Bakın, o kadar insan var Mekke'de, o kadar topluluk var, o topluluğun içinde iki tane güçlü insana peygamber gözünü dikmiş. Bunun sizce bir manası yok mu? Sizce bunun bir anlamı yok mu? Bunun bir manası yok mu? İki Ömer'den birisiyle İslam'a kuvvet ver ya Rabbi. İki Ömer dediği kimdir? Birisi Mekke'deki devlet başkanlığı makamında bulunan Ömer bin Hişam, yani Ebu Cehil. Devletin başında. Güçlü adam, sözü geçerli adam, istediğini yaptıran bir adam. İkincisi de Ebu Cehil hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'nı yürüten kimdir? Dışişleri, Rumcayı bilen tek insan, Rumcayı o zaman, Arapların içinde Rumcayı bilen yoktu. Rumcayı, yani Bizans devletinin, o zaman Bizans hükümetinin dilini konuşan tek adam, pehlivan, kuvvetli, kudretli, aşiretli, heybetli, dehşetli, şiddetli, hiddetli bir adam. O da Ömer. Kimdir o? Hattab oğlu Ömer. Ömer İbnül Hattab. Hattab oğlu Ömer. O da Ebu Cehil hükümetinin dışişleri bakanı. Ya bu ikisine Allah'ın Resulü gözünü dikmiş. Ya Rabbi bu iki Ömer'den birisini istiyorum diyor. Bu iki Ömer'den birisiyle İslam'a kuvvet ver diyor. Sizce bunun bir manası yok mu? Müslümanların kuvvetlenmesi lazım. Bu duadan, Efendimizin bu mübarek duasından ilham alarak ben de zaman zaman namazlardan sonra yaptığım duada şöyle dua ediyorum. Bu duaya benzeterek, bu duadan ilham alarak şöyle dua ediyorum. Allahümme e'izzel İslam'e bi hidayetil yabaniyin ve bi hidayetil almaniyin. Arapça. Ya Rabbi, Japon milletine
veya Alman milletine hidayet vererek asrımızda, çağımızda İslam'ı güçlendir ya Rabbi diyorum. Allahümme e'izzel İslam'e bi hidayetil yabaniyin, Japonlara hidayet, Japonlara İslam'ı nasip ederek yeryüzünde İslam'a kuvvet ver ya Rabbi diyorum. Tıpkı Efendimizin duası gibi. Şu anda bütün dünya pazarlarında dünya para piyasalarında, dünya üretim alanlarında, dünya ihracatında, dünya ithalatında, dünyadaki bütün ekonomik sistemlerin içinde en çok konuşulan iki devlet, birisi Japonlar, birisi Almanlar. Niye biz de bunların Müslüman olmasına dua etmeyelim? Ya Rabbi, iki Ömer'den birisiyle İslam'a kuvvet ver diyen peygamberimiz gibi biz de bu iki devletten birisinin Müslüman olmasıyla alemi İslam'a kuvvet ver desek günahkar mı oluruz? Niye demeyelim? Madem sen olamıyorsun, olanların Müslüman olmasına dua edeceksin. Bununla şunu kastediyoruz. Yeryüzünde alemi İslam'ın sözünün geçmesi için mutlaka kuvvetli, güçlü olması lazım. Dünya pazarlarında, dünya laboratuvarlarında, keşiflerde, araştırmalarda, üretimde, iş üretmede söz sahibi olması lazım.